Cystine ürettik. Cystine nedir? Glutatyonun anası. Ebesi daha doğrusu. Glutatyon üretebilmek için vücudumuz, karaciğer neye ihtiyacı var? Glutamat, glizin. Glutamatla glizinin, bu iki amino asidin, biz karaciğerimiz üretebiliyor. Fakat cystine'i üretemiyor. Cystine'i gıdalardan almak gerekir. Biraz önce ne dedim? Gıdalardan vitamin, mineral, amino asit alamıyoruz. Çünkü tarımda kullanılan kimyasal zehirliyor sebzeyi, meyveyi, tahılı. Glutatyon olmuyor o zaman. Glutatyon olmazsa, eksilirse ne olur? Glutatyon bütün antioksidanların şahı, padişahı. Ne işe yarıyor glutatyon? Serbest radikalleri yok ediyor. Serbest radikalleri yok ediyor. Serbest radikal nasıl oluşuyor? Ekmek, mantı, makarna, börek, çörek, bal, pekmez, reçete, yedin. Yediğin bütün gıdaları bünyemiz neye dönüştürür? Bir, glikoza. İki, yağ. Orta zincirli yağlar mesela Hindistan cevizi yağ, kaprilik asit, kaproleik asit, lavrik asit vesaire. Bunları hiçbir işleme sokmadan direkt sobaya sokar yakar. Soba diyelim veya mini atom santrali. Mitokondri. Mitokondrine kaprilik asit, kaproleik asit, kaprilik asit, lavrelik asit, orta zincirli yağları direkt atom santre, mini atom santre, her bir hücrede, kas hücresinde 1000 ila 2000 tane mitokondrin var. Buraya sokar, yakar. Enerjiye dönüştürür. Hindistan cevizi yağındaki kaprilik asit, kaproleik asit, kaprilik asit ve lavrelik asit, orta zincirli yağları direkt sokar yakar. Enerjiye dönüştürür. Zeytinyağındaki oleik asit, linoleik asit, linoleik asit, araşidonik asit, bunları değiştirmek, dönüştürmek zorunda yakmak için. Birkaç işlemden gerekir. Fakat herhangi bir karbonhidrat içeren bir şey yediniz, ekmek, mantı, makarna, börek, çörek, tam 26 işlemden geçtikten sonra mitokondrinde yakılarak enerjiye dönüştürür. ATP, ATP. Adenil trifosfat. Efendim, yakılarak enerjiye dönüşür. Enerjiye dönüştü. Yediğiniz gıda mitokondri yakarak enerjiye dönüştü. Ne ortaya çıkar? Oksijen tarafından yakılarak glikoz enerjiye dönüşürken bir de artık madde ortaya çıkar. Asetik asit, laktik asit, formik asit. Asitler. Bunları bünyemiz neye dönüştürür? Suya, karbondioksite. Asetik asit, laktik asit, formik asit vesaire. Asitler. Artık madde. Yani sobada odunu, kömürü yaktın. Ne ortaya çıktı? Kül. İşte burada da glikoz oksijen tarafından yandı mı ne ortaya çıktı? Asit. Asit suya karbondioksit dönüştürür. Karbondioksit nefes yoluyla atarız. Suyu idrar yoluyla atarız. Bitti gitti. Ama bu kadar değil. Esas püf nokta şurada. Oksijen glikozu yakarken toksik madde ortaya çıkar. Hidrojen anyonu denir. Eksi iki elektronunu, yani iki tane elektron eksik. Dünyanın en tehlikeli antioksidan şeyi, serbest radikal ortaya çıktı. Bu iki elektronu almak için ne yapar? Hücrelerin DNA'sına saldırır. Oradan elektron almaya çalışır. Günde 2 trilyon DNA kırılması olur. 2 trilyon. Sadece süper oksijen anyonu değil. Nitrik oksit, lipoksinazlar vesaire vesaire, hidroksitler, peroksitler, bir sürü serbest radikal. İşte bütün bu serbest radikallere reaktif oksidatif stres denir. ROS. ROS'u zararsız hale getiren nedir? Glutatyon.
glutatyonun oluşması için glutamat, glizin, sistein gerekir. Glutamatı, glizini karaciğer kendisi üretir. Ama sistein besinden almak gerekir. Tüketmiş olduğumuz gıdalarda sistein yok. Çünkü toprağı zehirledik. Tahılı, bakliyatı, meyveyi, zepseyi zehirledik. Ne oldu? Dünyanın en etkili, en doğal antioksidanı olan, yani serbest radikalleri yok eden, zararlı toksik maddeyi yok eden glutatyon yok. O zaman hastalıklara açık hale gelirsin. Bağışıklık sistemi çöker. O zaman ne gerekir? Sistein takviyesi gerekir. Evet. Sistein hafif balık kokusu olduğu için, asetil sistein kokusu olmadığı için daha da tercih edilir. Biz asetil sistein kullanıyoruz. Sistein de kullanılabilir. Sorun değil. Ha, asetil sistein 100 yıldır değil de 50 yıldır aşağı yukarı parasetamol zehirlenmesine karşı damardan enfüzyonda verilir. Parasetamol kullanır. Zehirlenirse ölüm riski var. Karaciğer parçalar parasetamol. Karaciğer zehirlenmesine neden dolayı? Parasetamoldan dolayı zehirlenmeyi önler. Asetil sistein. Bununla ilgili tam 68 klinik araştırması yapılmış. Hemen hemen her hastanede asetil sistein olur. Evet, serbest radikalleri yok eden en güçlü, en etkili glutatyonun oluşması için ne gerekiyormuş? Sistein. Bu sadece serbest radikal glutatyonu antioksidan üretimi için ana madde değildir. Kumar bağımlılığı, alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı gibi her türlü bağımlılığa karşı kullanılır. Artı antidepresan. Depresyona karşı. Artı bipolar bozukluğa karşı. Artı obsesif kompulsif bozukluğa karşı. Psikolojik sorunlar için. Artı bayanlarda polikistik ovar sendromuna karşı. Bunlar hep klinik araştırması ha. Artı erkeklerdeki sperm sayısının düşmesine, cinsel fonksiyonların azalmasına karşı kullanılır. Hormon salınımı da etkili olanlar. Uyku apnesine karşı kullanılır, cilt hastalıklarına karşı kullanılır. Kemoterapinin yan etkilerini azaltır. Kulakları, kulak çınlaması, baş dönmesini önler, otizme karşı etkilidir. Göz kuruluna karşı kullanılır. Kas yorgunluğuna, kas sporcularda ağır tempolu spor yapanlar için. Ha, burada şunu söyleyeyim. Sporcular spor, İspanya'da yapılan bir araştırmada düzenli spor yapanlarda, erkeklerde ve bayanlarda, erkeklerde daha çok cinsel arzuların arttığını, %50 etki, cinselliği etkiliyor spor. Sperm kalitesini artırıyor, testosteron hormonu salgılamasını artırıyor. Ama aşırı sporda ne yapıyor? Bu sefer aşırı vitamin, mineral, enzim kaybı nedeniyle cinselliği bu sefer de aşırı. Durmadan 7 gün 24 saat spora gidenler var. Onlar da cinsellik düşürüyor. Aşırıya kaçmayacaksın. Günde diyorum haftada 3 gün 2'şer saat spor yapmak ideal. Ama her gün sabah 2 saat, öğle 2 saat, akşam 2 saat böyle tempolu spor yapanlar da erkeklik, sperm kalitesi düşer, testosteron hormonunun oluşumu oluşmaz. Yani o da riskli. Aşırısı, fazlası zararlı. En ideali haftada 3 gün 2'şer saat tekvando, karate, boks, judo, futbol, güreş, fitness, her neyse. Ne tür spor yaparsanız yapın. 2 saat, haftada 3 defa 2 saat spor yapmak şart.
yani cinsel performansınızın düzenli olmasını istiyorsanız. Yapılan bir araştırmada ise aşırı kiloların sperm kalitesini düşürdüğü, cinsel fonksiyonları azalttığı da belgelenmiştir. Kilo da riskli yani. Aşırı kilo. Evet. Çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmada 75 çocuk üzerinde antioksidan seviyesini artırdığı talasemi hastaları üzerinde denenmiştir. Kanın yapısı dokusu bozuluyor. Talasemi de ona karşı etkili olduğu. Ağrı ve enfeksiyonlara karşı etkili olduğu, insülin direncine karşı, insülin sistahinin insülinine karşı, şizofren hastaları üzerinde denenmiş, Parkinson hastası üzerinde, Alzheimer hastası üzerinde, yani binlerce kişi üzerinde denenmiştir bu sistahin. Çünkü bütün vücutta oluşan hormonların kof faktörü, anahtarı olmadan olmaz sistahin çok. Sadece ben burada glutatyonu bahsettim ama o kadar çok işlemde melatonin salgılanmasında efendim söyleyeyim homosistahinin toksik maddenin metiyonine dönüşmesinde falan filan o kadar çok yüzlerce hormon ve nörotransmitter oluşmasında rol oynar bu sistahin. Yüzlerce. Faydalarını da saymakla bitmez. Beyin omurilik yaralanmalarında, böbrek hastalıklarında, lupus hastalığında, kansere karşı, HIV virüsüne karşı, yani o kadar çok faydası var ki saymakla bitmez. Ama biz ne yaptık? Dünyada olmayan bir şey yaptık. Sistahinin tabii ki sadece sistahin kullanmıyoruz. Fuarte geliştiriyoruz. Çünkü bakanlık şu kadar miligram koyabilirsin diyor. Üstünü koyamazsın diyor. Yani bu kadar müsaade ediyor. Bakanlığın müsaade ettiği kadar sistahin kapsüle koyuyoruz. Gerisini ne yapıyoruz? Fukus tiroidi çalıştırır. Toksik maddeyi emer. Fukus nedir? Esmer yosun. Japon denizinde, Baltık denizinde. Soğuk, soğuk sularda, okyanuslarda yetişir. Fukus spirulina tatlı su yosunu 1 gramı 5 kilo zebze ve meyveye bedel. Her türlü vitamin, mineral, enzim içerir. 2000 çeşit enzim, 94 çeşit mineral, B1, B2, B5, B6, B12, K vitamini, A vitamini, omega 3, 6, 9 vesaire vesaire içerir. Chlorella. Chlorella %60'ı proteindir. Vatandaş diyor ki spor yapayım ne lazım? Ne lazım? Protein. Protein ama doğal protein. Chlorella gerekir. Yine vitamin, mineral, enzim bakımından çok çok zengindir. Artı civayı, kadmiyumu, kurşunu, zehri absorbe eder. Chlorella. Artı moringa. Artı çemen. Yani dünyada benzeri olmayan bir ürün ürettik. Nedir ismi? Sistine. Şu C yerine sistine koyduk. Sistine. Sistine aslında başka isimle çıkaracak NAC diye fakat sistine olarak değiştirdik. Çok yakında bütün setlerde spirulina yerine koyacağız. Hem spirulina içerir, hem moringa içerir, hem chlorella içerir, hem fukus içerir, artı çemen vesaire. Yani dünyada benzeri olmayan bir ürün ürettik. O nedenle burada en az 40 çeşit hastalığa etkili. Hem psikolojik sorunlar için, hem bağışıklık sistemi için vesaire vesaire vesaire. O nedenle bütün setlerde spirulina'yı çıkaracağız, sistahine koyacağız. Daha kısa sürede tedavi sürecini hızlandırmak için. 6 ay sürede 3-4 aya düşürmek için. Hedefimiz nedir? İnsanların daha kısa sürede sağlığına kavuşması. Sistahine.